sıkıldım ya. Şahsen ben de çok sıkıldım. Bir şeyler mi yapsak acaba? Evet yapabiliriz. Ev arkadaşı olsak bile çok samimiyiz. Aynen öyle, evet. Sence ne yapsak? Vücudumuzu geliştirmek için fitness'a falan gidebiliriz. Tabii oruçlu birazcık kötü olabilir. Kötü olur tabii ki. Çok abarttın yani. Oruçluyuz. Bunu teklif etmen bile bir hata bence. Ah, niyeymiş? Sadece söyledim kendi fikrimi. Her şeyi çok abartıyorsun. Ne alakası var ya? Ben hiçbir şey abartmadım ki. Sen kendi içinden uyduruyorsun bunları. Gerçekte olmayan şeyleri uyduruyorsun ya. Ne kavganın sebebini bile hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum ama. Bana çok bilmişlik taslıyorsun. Çok bilmişlik mi? Şaka mı yapıyorsun Şeftali? Ben çok bilmiş falan değilim. Sensin çok bilmiş. Vay, ne büyük laf soktun. Bum bum bum. Benim laflarıma dalga geçme, tamam mı? Sana istediğimi söylerim. Ve sadece sensin o dedim. Bu o kadar da kötü bir şey değil. Zaten kötü bir şey olmadığı için dalga geçtim. Anlıyorum, evet. Bak şimdi seninle bir noktada uzlaşalım. Ne yapacağız biliyor musun? Bundan sonra birbirimizin işine asla ve asla karışmayacağız ve kimse kimseye ne yapmak istediğini söylemeyecek, hiç kimse kimseden izin almayacak ve birbirimizin eşyalarını almayacağız. O niyeymiş ya? Tamam, benim için hiçbir sorun yok. O güneş gözlüğü çok güzeldi. Benim için de sorun yok. Tabii o kolye için. Ama senin kolyeni kullanabileyim. O zaman ben de gözlüğü. Hayır. O zaman yok sana kolye falan. Hadi şimdi bana hiç bulaşma ve otur oturduğun yerde lütfen. Akşam olunca yemek yemeyeceksin herhalde. Üf, yiyeceğim aslında ya. Sadece gözümü dinlendiriyorum ya. Sen ne kadar sorunlu birisin. Hiç de bile. Yani orucunu açmak istemiyorsan benim için hiçbir sorun yok. Benim için de yok. Keşke olmasaydın ya. Ne dedim ben ya? Ne dedi o ya? Ya evet, keşke gitsem artık bu evden. Çok kötü bir yer. Seni tutan mı var? Gidebilirsin, kapı orada. Yok, kapı yok orada. Neyse o zaman. Sen yemeğini kendin yersin. Vantilatörümü de götüreceğim. Hoşça kal. Daha görüşmeyelim. Biliyorum. Hoşça kal. Seni hiç özlemeyeceğim. Gitme. Küçüksün sen. Hoşça kal. Şey bakar mısınız? Biz klasik insanların biyografisinden geliyoruz. Yani klasik insanların biyografileri hakkında konuşuyoruz. Yani sizinle bir röportaj yapabilir miyiz acaba? Çok güzel bir röportaj olacak. İnanabilirsiniz. İnandım. Çok sevindim. O zaman ilk sorum geliyor. İsminiz ne? Soyadınız? Şey, benim ismim Şeftali. Şeftali Wilson. Tamam Şeftali Wilson hanım, efendi. Kaç yaşındasınız? 17. Anlıyorum efendim. Peki bilimle mi uğraşıyorsunuz? Arkanızdaki şeye bayıldım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Şuraya basıyoruz. Çalışıyor. Kuyruğumu. Ay. Ay. Wow, gerçekten bilimle uğraşıyor gibisiniz efendim. Gerçekten sizi çok sevdim. Şuna bakar mısınız? Ne kadar ince çizgiler, ne kadar güzel şeyler yapmışsınız. Ve bunun dönmesi de ayrı bir mucize. Zaten elektrik ve insan gücü bir mucizeyken sizin bu mucizeleri birleştirip süper mucize oluşturmanız gerçekten çok hoşuma gitti. Bilim bu şekilde gelişecek. Evet. Peki bilimi geliştirmek adına başka nasıl çalışmalar yaptınız acaba? Bunları da öğrenmek isterim. Çünkü gerçekten büyük bir bilim adamına benziyorsunuz efendim. Size bayıldım. Size bayıldım. Çok iyisiniz gerçekten. Ay teşekkür ederim ama gitmem gerek benim. İç güzellikten bahsedelim birazcık. İç güzellik gerçekten herkes için çok önemli bir şey. Sizde galiba iç güzellik yok. İç güzelliksiz. Allah Allah. Ne kadar değişik. İzinsiz almış severim. Aylar sonra. Merhabalar. Sen mi geldin? Ben de yeni ev arkadaşımı çok merak ediyordum. Seni görmeme çok sevindim. Diyebiliriz. Niye geldin der misin ya? Gerçekten de seni çok merak ediyordum. Yani geldiğime çok sevindim. Evin çok güzelmiş. Benim eski evim daha güzeldi ya. Bu çok kötü.
Evet evet çok özel bir dekorasyon. İtalya'dan beyaz eşyalar getirttiler. Babam senin dostum. Anlıyorum evet. Işıkları yakıp geldim. Umarım işine yarar. Yarar tabii ki yani etraf daha güzel görünüyor ve gerçekten de İtalya'dan ithal ettiğin şeyler çok güzel. Bakalım rahatlar mı? Rahat tabii. Şey bayıldım gerçekten. Çok rahat. Ne sandın be? Evet bak televizyon da var. Sever misin televizyon izlemeyi? Denebilir. Yani evet severim ya. Çok sevindim. İstersen seninle birazcık sohbet edebiliriz. Tabii edelim. Ben nasıl düştüm buna ya? Ya çok sıkılıyorum evde de yapayalnızım ya. Şeftali keşke kovmasaydım. Onu nasıl geri çağırabilirim ki? Bir şeyler düşünmem lazım artık. Çok yalnız kaldım. Evde yalnız korkuyorum. Bundan dolayı. Yan ve üst komşulardan da hiçbir hayır yok resmen ya. Ne güzel yemekler yapıyordu ya. Çok güzeldi. Bulaşıkları bile o yıkıyordu. Beni çok severdi. Yani büyük ihtimalle öyleydi. Geri çağırmam gerek onu. Belki numarası hala bende kayıtlıdır ve onu silmemişimdir. Ya da engellememiştir beni. Alo? Ay açmıyor. Bir saniye bekle. Telefonum çalıyor galiba. Ne var Marziye? Beni neden aradın? Aa, Şeftali ben galiba birazcık özlemiş olabilirim seni ya. Gelebilir misin acaba? Artık seninle burada yaşamaya devam edelim. Çok güzel bir yerde. Sana bir daha hiç kötü bir şey söylemem ki. Beni kovarken çok iyiydi ama Marziye. Sonunda aradın beni. Ne demek bu şimdi? Gelmeyecek misin? Çıkıyorum yola. Hoşça kal. Onu da bıraktım başı başına ama olsun. Sonunda gitti be. Oh sonunda. Efendim buraya bakmak ister misiniz acaba? Röportajımız bitmedi sizle. Filmler hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Mesela spoiler verenler. Film izlemiyorum ki. Ha öyle mi? Tamam. Oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela konsol oyunları gibi. Mesela güzel oyunlar yani. Mesela Ateş ve Su gibi. Ateş ve Su konsol oyunu değil ki. Tamam. Ama bu kimsenin umurunda değil. Benim umurumda ama. Tamam mı? Hadi ben gider. Bay bay. Efendim bizi burada yanı bırakmayın. Allah'ım ben ne yapıyorum? Hoşça kalın. Merhaba Şeftali. Nasılsın? Nasıl gidiyor her şey? Güzel. Yani sen yokken de iyiydi. Çok sıkılıyordum. Çok sevindim. Yani istersen içeri buyur. Tabii. Neler yaptın bensiz? Kimin evindeydin? Şey Puding diye bir kızla tanıştım da. İşte onun evindeydim. Yani onunla birlikte yaşayacaktık ki senden bir çağrı geldi. O yüzden geldim ben de. Evet yani demek istediğim bu. Birlikte yaşamaya devam edelim bence. Çünkü neden etmeyelim ki? Zekiyim. Yani sonuçta birbirimizi tamamlıyor gibi bir şeyiz. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz. Evet aynı da. Aynı öyleydi yani ama eskiden. Evet zaten yine öyle olabiliriz. Evet. Ama ilk bir yıkansana. Niye ki? Tuz kokuyorsun. Yaşından dolayı olabilir mi acaba? Peki gidiyorum sen burada takıl. Su. Limonata gibi bir şey. Bunun tadı nasıl bir şeymiş ya Marziye sen bir daha bir şey yapma ya. Evde niye toz içinde acaba? Bilmiyorum pek silmedim. Pek mi? Hiç mi? Allah Allah ya. Ben uyuyacağım canım. Bu arada ne kadar çok ışık varmış. Tamam. İyi geceler sana. Sana da. Merhabalar ben Marziye. Bugün de videomuzu çektik ve umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın ve bu arada 50 bin abone olduk. Ve galiba 100 bin
Bildiğiniz gibi 50.000'in iki katı oluyor. Biz de 100.000'e bu kadar yaklaştığımız için sizlere 3 tane miniş hediye etmeyi düşünüyoruz. Yani bu çekilişimiz de 3 tane miniş olacak ve 3 kişi seçeceğiz. Yani şansınız çok daha artıyor ve belki de bir kişi yerine 3 kişi seçtiğimiz için size çıkabilir. Yani daha çok şanslı oluyorsunuz bu durumda. Ve bu da sizin için çok iyi bir şey çünkü... Benim için de iyi bir şey aslında. Çünkü neden? Çünkü size bir şeyler hediye etmek çok güzel oluyor. Mutlu oluyorsunuz, videolarını çekiyorsunuz. Gayet hoş. İşte siz de istek minişlerinizi yazabilirsiniz. Mesela de ki kedi, tavşan, ondan sonra bir de kuş mesela. İşte öyle. Orada bir kişi seçmeyeceğiz. Bir kişiye 3 miniş göndermeyeceğiz. 3 kişiye 1 miniş göndereceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.